Değerli takipçilerimiz, CGTN Türk Özel Programı'na hoş geldiniz. Bugün masada iki dosyamız var. Bunlardan biri İsveç'in NATO'ya üyeliği. Türkiye'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Dış İşleri Komisyonu'ndan geçti bu teklif. Peki bu bir sürpriz mi? Nereye varacak bu tartışmalar? Bunu ele alacağız. İkincisi ise artık kapanmayan bir yara olarak tanımlanabilir. İsrail'in katliamları ve Batı'nın verdiği destek. Batı'nın İsrail katliamlarına verdiği destek bir moral çöküntüsünü beraberinde getirecek mi? Tüm bu konuları Profesör Doktor Hasan Ünal'la birlikte ele alacağız. Sayın Ünal, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Başkent Üniversitesi. Evet, Başkent Üniversitesi'nden Profesör Doktor Hasan Ünal'la birlikteyiz. Değerli hocam, şimdi İsveç'in NATO üyeliğiyle başlamak istiyorum. Zira oldukça önemli bir nokta. Mecliste tartışmalar devam ediyor. Siyasi partiler birbirine sert ifadelerle yükleniyor. Özellikle bu bildiri krizinin ardından. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi Dış İşleri Komisyonu'nda ise farklı bir tablo oluştu. Hem AK Parti, hem Milliyetçi Hareket Partisi, hem de Ana Muhalefet Partisi CHP İsveç'in NATO üyeliğinin onaylandığı toplantıda evet oyu kullandı. Nasıl değerlendirirsiniz bu tabloyu? Şimdi bu onaylama bana sürpriz değil. Birincisi şu, Cumhuriyet Halk Partisi ta işin başından beri mevcut hükümetin İsveç'in ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili olarak bir takım bu ülkelerden bir takım taleplerde bulunmasını doğru bulmadığını dış politika sözcüleri vasıtasıyla dile getiriyorlardı. Hatta onların tezlerine göre bu konular böyle ulu orta konuşulacak meseleler değil. Hele hele ben veto ederim falan diyerek üzerine gidilecek meseleler hiç değil idi. Bunun yerine hemen bu onay süreci hızlandırılır, yapılır. Ama bu konulardaki hassasiyetlerimiz de karşı taraflara iletilirdi. Böyle diyorlardı. Bu tabii bence temelden yanlış bir politikaydı. Çünkü bugüne kadar Türkiye bu tür hassasiyetlerini NATO'daki ortaklarına ilettiğinde hiçbir karşılık alamamıştır. Evet. Dolayısıyla efendim işte bu izah edilir karşı taraflara falan filan, bence bu boş bir laftı. Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti'nin pozisyonuna gelince, bunların ikisini hükümet ortağı olarak düşünürsek ortak tavır şuydu: bu iki ülkeden de Türkiye bir şeyler almalıydı, bir şeyler talep etmeliydi. Şimdi bu bir şeylerin ne olacağı ile ilgili konu iki noktada düğümlendi. Birisi, resmi olarak İsveç ve Finlandiya'da bulunan PKK'lılarla ilgili talepler. Ve İsveç hükümetinin özellikle Suriye'deki YPG bölgesinde faaliyet gösteren terör örgütüne yaptığı maddi desteklerin kesilmesi, bunlarla ilgili politikalarını değiştirmesiydi. Bunlar biliyorsunuz Haziran ayında 2022 yılında bir de mutabakata bağlandı, üçlü mutabakata. Bu üçlü mutabakat metni dikkatle okunduğunda bence Türkiye açısından gayet başarılı bir diplomasi egzersizi idi. Şimdi buradaki konu şu, bunun burada bizim talep ettiklerimizin hepsi elde edilebildi mi? Hayır. Ama hiçbir şey elde edilmedi de denemez. Ama birincisi, mesela Biden Erdoğan hocam, izninizle. Biden Erdoğan görüşmesinin ardından şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan dönüşü açıklamalarda bulundu. Orada mesela terör meselesine hiç değinmedi. F-16'lardan bahsedildi, savunma sanayinden bahsedildi. Oysa kamuoyuna nasıl açıklanmıştı İsveç'in neden üye olamayacağı? Terör örgütüne verdiği destek üzerinden. Şimdi doğru, ama bu desteği İsveç hükümeti büyük ölçüde kesmişe benziyor. İsveç hükümeti Türkiye'ye PKK'lıların ve FETÖ'cülerin iadesi konusunda yeterli adım atamadı. İsveç'in anayasal yapısından kaynaklanan, ama eski hükümetin görevden ayrılması ve seçimlerde yeni hükümetin gelmesiyle birlikte bu süreç Türkiye'nin lehinde bir miktar daha hızlandı. İsveç bir defa şu noktaya gelmiş durumda. Yani İsveç'te bu PKK ve siyasal Kürtçü faaliyetleri bu denli başıboş bir şekilde bırakmak İsveç'in ulusal güvenliğiyle de uygun değil. Bunlarla ilgili bir takım adımlar attıklarını biliyoruz. Bir takım kanuni düzenlemeler yaptıklarını da biliyoruz.
Hatta İsveç şu anda yapmadı ama mesela Danimarka Kur'an yakılmasını suç teşkil eden bir kanun da çıkardı. Yani bunlar çok böyle başıbozuk ülkeler durumundaydılar. İkincisi İsveç bu YPG ile ilişkilerini büyük ölçüde sınırladı. Ama diyebilirsiniz ki zaten YPG'ye esas destek veren ülke Amerika. Kardeşim Evet, yani evet. Tabii hani tabii İsveç zaten yani. destek vermiş vermemiştir. Şimdi Amerika ile ilişkiler işin bir tarafı buydu. Dolayısıyla burada bardağın tümünü boş görmek ya da yarısını boş görmek yerine yarısını dolu görmek bence daha doğru. Çünkü Türkiye ilk defa NATO üyeliğini böyle bir müzakere konusu haline getirdi. Veto kartını açıkça oynayabileceğini gösterdi. Bu yerinde bir şey. NATO'nun bildirilerini mesela veto etmek yerine Türkiye şöyle bir tavır izliyor. Bence bu da yanlış değil. Örneğin NATO'nun en son geçtiğimiz yaz Vilnius'ta toplanan zirvesinde açıklanan bildirisinde hem Rusya hem Çin birisi işte düşman, öbürü tehdit olarak gösteriliyor falan. Ama Türkiye bu bildirilerde ifade edilen hiçbir şeye uymuyor. Ve bunu da söylüyor zaten. Örneğin Rusya ile ilişkilerini tamamen kendi ulusal çıkarları üzerinden yürütebiliyor. O bildirinin yayınlanmasından birkaç hafta sonraydı. Ankara'yı ziyaret eden Çin Dışişleri Bakanı'na da Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Türkiye'nin yükselen Çin'i bir tehdit olarak görmediğini, Batılı ülkelerin Çin'i Uzak Doğu'da çevreleme çabalarını da tasvip etmediğini açıkladı. Yani o bildiriyle birebir tezat oluşturan bir tavırdı. Dolayısıyla Türkiye'nin mevcut tavrı bu açılardan bence yerinde. Karşı taraflara hatırlatmış durumda. Yani Ha hiç. denilebilir ki iyi de istediklerimizin hepsini almadık ki hocam yani alamazsınız zaten. Bir müzakere sürecinde istediklerinizin hepsini alamazsınız. Sonuçta süreç düğümlendi geldi F-16'ların satışına geldi. Ve benim anladığım kadarıyla şimdi Türkiye bu şeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu'ndan geçirirken bu kararı Amerika Birleşik Devletleri yönetimi de Kongre'ye bir mektup yazacak ve diyecek ki efendim ben böyle böyle bir satışa onay veriyorum. Kongre'de zaten bir yandan Christmas tatili, bir yandan yılbaşı tatili falan derken bu konuyu gündemine alamayacak. Kongre'de özellikle Senato'da Türkiye'nin baş düşmanı olan Menendez'de görevden ayrıldığına göre bu konuyu orada ısrarla takip edecek de pek kimse yok. Dolayısıyla beklenen şu, Türkiye bu süreci genel kurula getirirken Amerika Birleşik Devletleri de Kongre'nin bu konuyu işte ilgili süre içinde ele almamasından dolayı satışı onayladığı noktasına gelerek bu satışı işte hem uçakların satışını hem de bu modernizasyon kitlerinin Türkiye'ye Ya verilmesini onaylayacak. Yani şöyle bir böyle bir noktaya, noktaya geldik. şöyle bir noktaya mı geldik? Ver F-16'yı, al İsveç'i NATO'nun içine. Çünkü diğer türlü İsveç'in YPG'ye verdiği destek ya da iadeler söz konusu. Mesela kaç iade yapıldı bugüne kadar Türkiye'ye? Benim hatırladığım oradan bir Hiç kişi iade yapılmadı. vardı. O da bunlarla pek alakalı değildir. Değil. Baktığım zaman işte bir Kürt Kızılayı diye bir şey varmış İsveç'te, o kapatılmış. Ama onun dışında böyle somut bir adım yok. Biraz mesele İsveç sanki. gibi bir devlet açısından bunlar boş, çok hafif şeyler değil. Yani İsveç adeta bu siyasal Kürtçü faaliyetlerin PKK ve onun türevlerinin yuvası gibiydi. Bakın, Şimdi mesela Temmuz İsveç Tem güvenlik kuvvetleri biraz daha üzerine gidiyor konuların. Şimdi Ha, şunu Temmuz ayında söyleyebiliriz. Sayın Ural, Temmuz ayında MHP lideri Bahçeli, anımsıyorum, mecliste yaptığı konuşmada demişti ki Kandil neyse Stockholm'de odur ifadelerini kullanmıştı. Ama diğer taraftan şimdi çok fazla vakit geçmedi. Bir bakıyoruz İsveç'in attığı adımlar kendileri için önemli adımlar olabilir ama Türkiye için hani baby step, bebek adımları gibi. Biz biraz bu meseleyi zannediyorum askeri teknik mesele boyutuna indirgemiş olduk. Bilmiyorum sizin fikriniz nedir? Yani bir öncelik Şimdi sıralamamız biraz değişti gibi geliyor bana. Katılır mısınız? bence öncelik sıralaması da pek değişmişe benzemiyor. Şimdi birincisinde oradaki PKK faaliyetlerinin kısıtlanması ve teröre bulaşmış Türkiye'de aranan kişilerin iadesiydi.
Şimdi o konuda birinci bölümünde bir takım Türkiye lehine düzenlemeler yapıldığı kesin. İkinci bölümde yani Türkiye'ye iade konusunda adımlar atılamadı. Ama bu gruplar, bu insanlar orada muhtemelen tir tir titriyorlar. Yani her an İsveç hükümeti başka bir tartışmanın içine girip işte Türkiye ile ilgili, NATO ile ilgili bir konudan dolayı bizi iade edebilir diye de korku içinde. Bu arada İsveç zaten şunu gördü. Bu konuda yaptıklarından dolayı İsveç yönetilemez hale geldi. Yani hatırlayalım, İsveç Başbakanı orduyu sahaya indirmeye kalkıştı ya. Hatta indirdi bir ara. Yani İsveç güvenli bir devlet olmaktan çıktı dedi. Ha, bütün bunlardan dolayı İsveç'in zaten kendi kamu düzeni açısından yapması gereken bir takım şeyler vardı. Bunlar sınırlı da olsa yapıldı. Öbür taraftan Türkiye açısından bu 40 F-16'nın Viper tipi 40 F-16'nın alınması önemliydi. Çünkü Yunanistan'la aramızdaki dengenin bozulmaması için buna ihtiyaç vardı. Bunu ben teknik olarak, yani Türkiye milli muharip uçağını yaparken bir ara uçağa ihtiyaç duyuyorsa, bir ara uçağa ihtiyaç duyuyorsa o zaman bunları alması yerindeydi. İkincisi Türkiye'nin Hocam Yunanistan Amerika'da F-35 alıyor kalan, ama. valla F-35'ler elinde kalabilir. Onlar uçan tabut gibi, ne olduğu belirsiz uçaklar, denenmemiş uçaklar. Ayrıca bizim elimizde de S-400'ler var. Dolayısıyla bunları karşılaştırırız. Bakalım el mi yanar, bey mi yanar hesabı. O yüzden onları karşılaştırırız. Fransa'dan Rafaller aldılar az sayıda. Onları da görürüz Ege üzerindeki performansıyla S-400'lere karşı. Dolayısıyla burada benim görebildiğim bir şey yok. İkincisi Türkiye bu 1,5 milyar dolarını almak durumundaydı. Onu da bu süreçte alacak anlaşılıyor. Dolayısıyla burada yapılanlar tümüyle sıfır bir baskıya boyun eğmek şeklinde değerlendirilemez. Ayrıca Türkiye'nin elindeki bütün kozlar da burada gitmiş olamaz. Çünkü bir sonraki aşamada bu ülkelerde silah konuşlandırılması, bilmem ne yapılması gündeme geldiğinde her zaman yine Türkiye veto kabiliyeti orada yerinde duruyor olacak. Dolayısıyla önemli olan, kardeşim ben NATO üyesi olarak Washington ne derse onu yapan bir ülke değilim. Her onay verişimde ben konuyu kendi ulusal çıkarlarım açısından gözden geçiririm demiş oldu. Ama Cumhuriyet Halk Partisi zaten ilkesel olarak söz konusu NATO'ysa biz genişlemesine hiçbir şekilde karşı değiliz diyerek bu konuda onlar pratik bir yardım beklemeden de biz zaten ilkesel olarak destekliyoruz. Ne olursa olsun, kim tabii. olursa olsun Baştan beri genişleyelim. öyleydim. Anladım. Peki Tabii. hocam şimdi Baştan beri öyleydim. şöyle biraz batıdan konuşmaya devam edelim ama batıyı bu sefer Gazze özelinde sınayalım istiyorum. İsrail'in katliamlarına şartsız, koşulsuz destek veren bir batı var karşımızda. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki bir insanlık dramı yaşanıyor. Siz sessiz kalmaktasınız. Sizin borcunuz olabilir ama bizim borcumuz yok diyor. Defalarca kez bunu söyledi. Şimdi tüm bu karanlık tablodan sonra insanlığın belki de en karanlık günlerinden birkaçından biriydi belki. Bu karanlık tabloya tanıklık ediyoruz. Batı nasıl olacaktı bu dosya kapandıktan sonra bütün dünyaya tekrar demokrasi, insan hakları dersi verebilecek? Yıllardır iddia ettiği moral üstünlüğünü tekrar masaya koyabilecek mi Batı? Hayır, bence koyamayacak. Bu dükkan kapandı artık. Yani bol bol aldığı, sattığı bu moral değerler, etik değerler, devletleri istikrarlaştırmak için kullandığı kavramlar, değerler, hepsi bence Gazze'de şu yıkılan binalarda öldürülen bebeklerin vücutlarında kayboldu gitti. Allah kahretsin demek lazım. Yani düşünün ki böyle soykırımsal bir etnik temizlik yapılıyor, o katliamlar yapılıyor ve Batı dünyası kayıtsız şartsız bir şekilde başta Amerika olmak üzere bütün bu olup bitenlere destek veriyor. Yani Allah'tan halklar var, insanlar var, onlar ne bu ya falan demeye başladılar. Yani zaten dünyanın Batı dışındaki geri kalan kısmında halklar toptan buna karşıydılar. Çünkü İsrail'in bu konudaki sicili zaten çok 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 bozuk.
Şimdi bu defa yaptıkları ise hem kapsam olarak hem içerik olarak o kadar korkunç ki. Yani kabul edilebilir, daha doğrusu kabul edilebilir bir tarafı zaten yok da tevil edilebilir. Yani yorumlanabilir bir tarafı da kalmadı. O yüzden buradaki moral üstünlük Batı dünyası açısından tümden kaybedilmiş oldu. Şimdi bunun çok kutuplu bir dünya düzeninin başlangıcında kaybedilmiş olmasının Batı dünyasına çok ama çok ciddi bir bedeli olacak. Şimdi bu adamlar Yani Birleşmiş Milletler'de söz konusu Rusya ve Çin olunca parmak sallıyorlar. Diğer ülkelerde demeyecek mi? Siz bir önce dönün kendinize bakın. Şimdi tartışmalı başlıklarda insanlara dersler vereceğinize ortada bir katliam var. Ama siz bu katliamı İsrail'in kendini savunma hakkı diye dünyaya pazarlıyorsunuz. Demeyecekler mi bu özellikle gelişmekte olan ülkeler? hem de nasıl diyecekler? Diyorlar zaten. Zaten bakın Rusya'daki, daha doğrusu Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana Rusya'nın yıkılmayacağı, ekonomik olarak ayakta kalacağı, askeri olarak öyle üçüncü sınıf bir ülke olmadığı, Batı dünyasında propaganda edildiği gibi ortaya çıktığı andan itibaren Afrikalı, Avrasya geniş kıtasındaki ülkeler ve Latin Amerika ülkeleri, yani Batı dünyasının dışındaki bütün ülkeler, hele hele o Afrikalı ülkeler muhataplarına, Batılı liderlere nasıl saydırıyorlardı hatırlayalım. Tabii. Yani onları nasıl eleştiriyorlardı. Şimdi bu saatten sonra düşünün, yani Amerika'nın veya Avrupa ülkelerinin birisinin işte Afrikalı liderlerle görüşürken demokratikleşmeden, demokrasiden, bilmem neden bahsetmesini. Karşı taraf şey diyecek, he, Gazze'de olduğu gibi değil mi? Kesinlikle. Evet, ha biz biliyoruz, tabii. Ben buna şey dedim, Moskova'daki bir toplantıdaki konuşmamda dedim ki bundan sonra demokrasi alagaza olacak. Herkes diyecek ki ha demokrasi alagaza, tabii, biz biliyoruz diyecek. Almayalım biz. Gazze usulü demokrasiniz sizin diyecekler. Tabii Gazze usulü demokratikleştirme, demokratizasyon alagaza. Yani millet artık bunları çok rahatlıkla söyleyebilecek Kesinlikle. ve bunun altından Batı dünyasının kolay kolay kalkabilmesi de pek mümkün görünmüyor. Dolayısıyla bu ahlaki argümanın çok kutuplu bir dünya düzeninin başlangıcında kaybının Batı dünyasına muazzam bir bedeli olacak. İkinci bedel de şuradan. Şimdi zaten Ukrayna Savaşı'nın Batı dünyasının kaybettiği, büyük ölçüde belirgin hale geldiği bir zamanda patlak veren bu kriz ve bu krizle birlikte Orta Doğu'ya bir kez daha saplanıp kalan Amerika ve Batı dünyası, Çin'in, Rusya'nın gayet memnun olduğu bir ortamı yaratıyorlar. Unutmayalım, mesela Amerika'nın hiçbir zaman kazanamayacağı kesin olan bu Orta Doğu savaşlarına sürüklenmesi, ki İsrail lobisi tarafından yapıldı büyük ölçüde, Çin'e 30 yıllık bir derlenip toparlanma zamanı sağladı. Putin'in Rusya'da iktidara gelmesiyle Amerika'nın 11 Eylül olaylarından sonra Afganistan'a girmesi büyük ölçüde aynı zamanlara denk geliyor. Dolayısıyla yani Amerika bu saçma sapan ve hiçbir zaman kazanamayacağı açık olan savaşlarla bütün kaynaklarını tamamen sokağa atarken, bütün kaynaklarını tümüyle boşa harcarken hem Rusya hem Çin bir sonraki aşamada Amerika'yla ve Batı dünyasıyla girişecekleri ve askeri unsurları da içeren bir mücadele için zaman kazandılar. Şimdi yine aynı şekilde bütün Amerika'nın kendi müttefiklerini kaybettiği bir Orta Doğu söz konusu. Amerika'nın dünya kamuoylarına bakamayacak kadar kirlendiği, rezil olduğu bir ahlaki argüman kaybı. Bütün bunları yan yana getirdiğinizde yani bu ne demek? Bu kriz aslında çok kutupluluğun daha hızlı yerleşmesine büyük oranda katkıda bulunmuş Kesinlikle. oluyor. Yani Yani maddi tek gücü kutuplu erozyona dünyaya. uğruyordu zaten. Artık söylem gücünü de kaybetti diyorsunuz. Ama maddi gücünün erozyonu da hızlandı. Tabii. Şimdi siz İsrail'e destek vereceğim diye Ukrayna'dan desteğinizi çekiyorsunuz. Bilmem, zaten Ukrayna'ya destek diye. Şimdi İsrail verdiğiniz destek de size
birçok başka maddi manevi kayıplar getiriyor. Bu işin içinden çıkamazsınız. Yani o Gazze'de katledilen bebekler, Allah onlara cennet verir inşallah. O bebekler aslında daha adil bir dünya, bu azgın Amerika ve Amerika'yı tamamen avucunun içine almış olan o derin devletin belki de tabutuna tabutların takılma sürecini hızlandırmış oluyorlar. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz değerli görüşleriniz için. Ben teşekkür ederim. Rica ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Değerli CGTN Türk takipçileri, özel yayınımızın sonuna geldik. Profesör Hasan Ünal'la birlikteydik Başkent Üniversitesi'nden. İki dosyayı ele aldık. İlki Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine verdiği destek. Daha doğrusu henüz meclise gelmedi ama Dışişleri Komisyonu'nda eller evet için kalktı. İkinci başlık ise Batı'nın söylem üstünlüğünü Gazze özelinde nasıl kaybettiğiydi. Bir başka CGTN Türk özel programında görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.